Merhaba Webtekno takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte önümde görmüş olduğunuz çakma Note 20 Ultra'nın kutusunu açıyoruz ve içeriğinde neler var ona bakıyoruz. Tabii şimdi Note 20 Ultra diye bir sipariş verdik kendisine arkadaşlar. İçinden ne çıkacak bunu bilmiyorum. Hep beraber burada açıp görelim, sürpriz olsun bize de istedim. O yüzden şöyle kargo poşetini hızlıca yırtıyorum. Oo, iddialı. 128 GB Samsung Galaxy Note 10 çıktı arkadaşlar. Note 20 Ultra diye sipariş verdik. Yaklaşık 1000 lirada bir fiyat ödedik. İçinden her şey çıkabilir ama kutusu en azından Note 10 yazıyor kutusunda arkadaşlar. Onu söyleyelim. Bu arada satarlarken de şu şekilde söylüyorlar. Çakma olduğunu kimse anlamaz. İşte öğrenciyseniz vesaire sağa sola hava atmak istiyorsanız kullanabilirsiniz gibi ibare var. Açalım. İçinden neler çıkıyor? Bir tane şu sim kart muhabbetinden geldi. At. Bir tane adaptör geldi. Her zamanki gibi Blue Intel marka. Bu marka yemin ediyorum zengin oldu ha. Bir tane Type-C'den USB'ye kablo geldi. Geç. Geç. Bir tane yine bütün çakma telefonların içinden çıkan kulaklıktan geldi. Geç. Var mı kullanmak isteyen? Tamam, kutunun gerisinde hiçbir şey yok arkadaşlar. Kutuyu da atalım ve gelelim olaya. iPhone çıksa daha iyiydi arkadaşlar. İçinden Note 10 Plus çıktı. Arkasında 6 yazıyor. Bizim planımız şu şekildeydi arkadaşlar. Bunun içinden Note 20 Ultra çıkacak. Ofisteki insanlara soracaktık. Orijinaliyle çakmasını ayırt edebiliyor musunuz diye. Şu an maalesef o videonun zaten bir anlamı kalmadı. Şimdi telefonu Note 20 Ultra olarak 1225 TL'lik bir ücret ödemişiz arkadaşlar. Kargo içinde falan filan oraları çok önemli değil ama 1225 TL verdik. En azından Note 20 Ultra'nın çakmasının gelmesini bekliyorduk. Maalesef gördüğünüz gibi Note 10 Plus çıktı içinden ama yapacak bir şey yok. Tabii ki de bu haliyle de bizlere neler sunuyor ben sizlere göstereceğim. Hatta Note 10 Plus'la da kapıştıracağım arkadaşlar. Arasında ne farklar var siz de bariz şekilde göreceksiniz ki çok fazla fark var. Şimdi gelin tepe açıya geçelim. Neler sunuyor bir bakalım. Evet, Note 10 Plus'ımız veya bizim beklediğim üzere Note 20 Ultra'mız masada arkadaşlar. Bu arada siz şimdi fark etmiyorsunuz. Telefon açınca fark edeceksiniz de bayağı çerçevesi var. Orijinalinden çok farklı. Birazdan yan yana göstereceğim ikisini de. Neyse, şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar bayağı büyük çerçevesi var. Oralara değineceğim. Sağına soluna bir bakalım. Telefon bu arada ağır. İçine bunların demir mi döküyorlar? Ne yapıyorlar bilmiyorum. Ağır dursun diye. Şurada arkadaşlar bayağı çizik var kameranın üzerinde. Gözüküyor mu gözükmüyor mu bilmiyorum. Hızlıca bir internete bağlayalım. Tamam, internete bağladık. Buna bildirim sesleri geliyor sürekli arkadaşlar. Şu etrafındaki çerçeveyi görüyorsunuz değil mi? Burada gördüğünüz gibi orijinali Note 10 Plus'ın şu şekilde çok daha büyük ve çok daha az çerçeveli. Telefon interneti o kadar yavaş alıyor ki arkadaşlar. Anlatamam. Zaten her şey çok yavaş. Google Play'e bir giriş yapayım dedim. Hem kameraları hem de kalemini göstermek istiyorum. Kalemi merak ettiğim hususlardan bir tanesi. Normalde Note 10 Plus'ta kalemi çıkartmak için ne yapıyoruz? Bir kere bastırıyoruz. Zaten kalem kendisini dışarıya salıyor arkadaşlar. Bunu da bir bastıralım. Gördüğünüz gibi hiçbir şey olmuyor. O yüzden şöyle tırnağımızın ucunu sokuyoruz. Onu da yapamıyoruz. Heh, arkadaş bu nedir ya? Hayatımda ben bu kadar çirkin replika bir kalem görmedim. Yemin ediyorum kalem çimento gibi. Kalemin üzerinde tuş görünümü var ancak bu bir tuş değil arkadaşlar. Normalde şurada bir tuş var. Bu tuşa basıyoruz. Bir şeyler oluyor bildiğiniz gibi. Burada o tuş yok. İkisinin arasındaki uç farkına bir bakın arkadaşlar. Kalem bildiğiniz gibi şu eczanelerde falan promosyon ucunda böyle plastik oluyor ya onlardan. Ama çalışıyor mu? Çalışıyor. Helal. Not oluştur. Dokunmatik değil, basmatik değil, başka bir şey kalem. Oğlum çizme şeyi gelmiyor. Çağdaş bir şey çizer misin dedi de çizme... Ayda. Kalem gitmek üzere arkadaşlar. Dur ben bir çizim uygulaması indireyim buna. Abi çok kasıyor bu gördüğüm en dandik çakma telefon olabilir. S Note var bakalım. Belki bunda bir şeyler çizdirir. Evet, 15 defa arka arkaya sert vurunca açılıyor. Bir güvenlik önlemi olarak öyle bir şey eklemişler. Kalemi ultra dandik ya. Vallahi billahi bununla... Telefonu kırsanız kırarsınız ha. Hah, bir gülen surat çizmeye çalışayım size. Olmuyor ki. Basmatik mi bu ne? Bu ne bu oğlum ya Çağdaş? Yüzümüz gülür mü be? Bak gördün mü atlıyor sürekli. Olmuyor al yine çıktı ucu. Allah tövbe tövbe ya. Neyse kamerasına bakalım. Belki kamerası güzeldir. Evet, kamera bizi şaşırtmadı arkadaşlar. Sadece resim ve video seçenekleri var. Evet, geniş açı, geniş açı hak getiri arkadaşlar. Arkadaki kameralardan kaç tanesi çalışıyor? Birini kapattım. Çalışıyor şu an hala aynı şekilde. Şu an bakın şu iki kamera kapalı. Hala çalışıyor. Gördüğünüz üzere sadece en üstteki kamera arkadaşlar. Alttaki ikisi yalan. Boş. Zoom bile yapsanız zoom'a da yaramıyor. Hiçbir işe yaramıyor arkadaşlar. Videoya geçelim bakalım. Kalemle belki geçeriz.
Bir de kendimi çekeyim bakayım. Gördüğüm en kötü ön kamera arkadaşlar, onu söyleyebilirim. Kafa topu indi arkadaşlar, bakalım açabilecek mi? Oğlum yok. Samsung'un katlanan telefonların çakması herhalde. Ekranın yarısı yok çünkü. Kabul edelim, edemiyoruz. Şöyle bir X'ini yan yana koyayım arkadaşlar. Şöyle bir dünya gözüyle bir görün sizde. Bu orijinal Note 10 Plus, bu da çakma Note 10 Plus. Aradaki zaten bariz farkı görüyorsunuzdur diye umuyorum. Çok fazla anlatmaya gerek yok. Benzetmişler, epey benzetmişler ama mesela şu arka taraftaki aşırı dandik fontla yazılan yazılar, telefonun boyutu, ağırlığı vesaire oradan yakalayamamışlar. Ama genel hatlarıyla benziyor ama bunu alıp arkadaşlarınıza hava atayım derseniz üzülürsünüz, söyleyeyim, bayağı dalga geçerler. Şimdi sevgili çakma Note 10 Plus, senin içini açma zamanı geldi. Ama seni çok fazla bugün yormayacağım. O yüzden sadece bir kameralarını açmaya çalışacağım. Neyle açayım? Şunu da şöyle vurdura vurdura. Allah! Gördüğünüz gibi şuradan vurduk ve çatık diye açıldı. Açıl artık! Şu an doğru bir şey mi yapıyorum? Hocam bu çıkmıyor ya. Yettin ama sen ha! Üzmeyelim dedik, yormayalım bugün seni dedik. Artık çıkar mısın ya? Artık. Oh be! Şimdi arkadaşlar, açtık arka tarafını. Bir değil, iki kamera koyun. Başka bir şey istemiyorum ya. Telefon hala çalışıyor bu arada. Sıkıntı yok. Çağdaş kamerasını merak etti. Seni çektim. Ben çıktım kameranın. Yok yok, çekiyor. Ama buna çekmek denirse. Daha fazla da bir şey söylemeye gerek yok. Şu iki kamerayı isterseniz tamamen yok edin burada. Üstünü çizin, ne yaparsanız yapın. Onlar zaten bildiğiniz plastik parça. Bu da zaten dökmüşler bunu sanayide. Bunu kırabilene helal olsun. Bak şu üst tarafı kırılıyor. Dümdüz plastik arkadaşlar bu da. Artık videomuzu kapatabiliriz arkadaşlar. Çakma telefonlarla ilgili söylediğimiz şeyleri artık hani burada tekrarlamanın da anlamı yok. Kameraları doğru düzgün çalışmıyor. Sağlığa zararı konusunda zaten değinmenin anlamı yok arkadaşlar. O yüzden her zaman olduğu gibi biz Rap Tekno ekibi olarak sizlere bu tarz cihazları tavsiye etmiyoruz. Videomuzu kapatabiliriz böylece. Kafanıza takılan herhangi bir soru işareti varsa hemen aşağıdan yorum bölümünden bizlere ulaştırın. Ayrıca yine videomuzu beğenmeyi unutmayın diyelim. Başka bir Rap Tekno videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Son olarak bu da sizin için. Ekranda duran bağlantılara tıklayarak bambaşka Rap Tekno içeriklerine ulaşabilir. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.